aldehit ve ketonlar. Arkadaşlar karbon atomu diyor çift bağ yaparak oksijen atomuna bağlandığı karbonil grubu oluşur. Burada biz yeni bir ne isim öğreniyoruz? Grup ismi öğreniyoruz. Daha doğrusu nedir? Bu şekilde C çift bağ O'ya karbonil dendiğini öğreniyoruz. Karbonil. Bu grubun ismi karbonil. C çift bağ O. Burada oksijen daha elektronegatiftir. O yüzden kısmi eksidir. Karbon kısmi artıdır. Bir kutulaşma meydana gelir. O yüzden aldehit ve ketonlar polar moleküllerdir diyebiliriz baştan. Karbonun burada tabii ki SP2 birleşmesi yaptığında söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz çünkü ikili bağ yapmış gördüğünüz gibi. Şuradaki açının arkadaşlar 120 derece olduğunu ve geometrisinin düzlem üçgen olduğunu da söyleyebiliriz. Bunlar yine karbon kimyasına girişte nedir? Kazandığımız bilgilerdir. Karbon atomu çift bağ yaparak oksijen atomuna bağlandığında oluşan gruba ne deniyormuş? Karbonil grubu deniyor. Bir de bu karbonil grubuna eğer bir radikal grup bağlanırsa, işte R grubu, alkil ya da aril grupları bağlanırsa bu gruba da arkadaşlar ne deniyor? Açil grubu deniyor. Açil grubu deniyor. Burada da onu söylemiş. Karbonil grubuna bir tane alkil bağlanmasıyla elde edilen radikal gruba açil grubu denir demiş. Açil grubuna farklı gruplar bağlanarak karbonil bileşikleri elde edebilir. Şimdi biz buradaki boş olanca karbon 4 bağ yapacak ya, bağladığımız duruma göre aldehit, keton, karboksilik asit ya da ester dediğimiz bileşik sınıflarını oluşturacağız arkadaşlar. O zaman oluşturmaya başlayalım. Açil grubuna hidrojen bağlarsak, bakın şurası açil grubu, hidrojen bağlarsak bu bir aldehit olur. Açil grubuna radikal grup bağlarsak, illa aynı radikal olmak zorunda değil, farklı olabilir, keton olacak. Açil grubuna OH grubu bağlarsak karboksilik asit olacak. Açil grubuna OR grubu bağlarsak ester olacak. Bakın hepsinde dikkat ediyorsanız hangi grup var? C çift bağ O grubu var. Yani hepsinde gördüğünüz gibi karbonil grubu taşıyor. C çift bağ O karbonil grubu diyoruz arkadaşlar bu gruba. Peki şimdi biz burada karbonil bileşiklerinden iki tanesini inceleyeceğiz önce. Aldehit ve ketonları inceleyeceğiz. Bakalım aldehit ve ketonlar nasıl oluyormuş, bunların genel özellikleri nelermiş? Şimdi aldehit ve ketonların genel özellikle genel formüllerine baktığımız zaman CnH2nO. Şimdi bundan bir önceki gördüğümüz fonksiyonel gruplar alkol ve eterdi. Alkol ve eterlerin kapalı formülü neydi? CnH2n artı 2O'ydu. Şimdi ne oldu? İki tane hidrojen azaldı. CnH2nO. İki tane hidrojen nereye gitti? İki tane hidrojen arkadaşlar pi bağı var ya yapıda. Hani karbonil grubunda pi bağı var ya, o yüzden orada harcandı gibi düşünebilirsiniz. Aslında buradan bir başka yere de ulaşalım. Yani genel formülleri aynıysa o zaman bunlar nedir? İzomerdir. Yazalım o zaman. Aynı karbon sayılı. İlerleyen kısımlarda gelecek bu bilgi ama ben şimdiden söylemek istiyorum. Aynı karbon sayılı aldehit ve ketonlar. Aldehit ve ketonlar birbirinin arkadaşlar fonksiyonel grup izomeridir değil mi? Bu şekilde söylemiştik. Alkol ve eterde de aynı şeyi söylemiştik. Şimdi burada da söylüyoruz. Fonksiyonel grup izomeridir diyoruz. Fonksiyonel grup izomeri bir yapı izomerisidir. Aldehit ve ketonların aynı karbon sayılı olanları birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Yapı izomeridir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Şimdi peki biz nasıl hani CnH2nO şeklinde tamam genel formülden anladık. Peki nasıl anlayacağız bu bir aldehittir, bu bir ketondur? Şöyle anlayacağız. Karbonil grubunun bulunduğu karbon atomunda hidrojen olacak ve bir tane de alkil grubu varsa bu sefer aldehit oluyor. Yani şöyle düşünün, karbonil grubuna bir R grubu, bu R grubu neler olabileceğini söyleyeceğim zaten, bir de hidrojen bağı olacak. Şimdi bu R grubu arkadaşlar nedir? Alkil grubu olabilir mi? Olabilir. Bu R grubu aril grubu olabilir mi? Olabilir. Bu R grubu istisna olarak sadece en küçük üyede hidrojen de olabilir. Eğer bunlar gelirse bu bir nedir arkadaşlar? Aldehittir. Eğer karbonil grubuna her iki grupta R grubuysa, ki bu R grupları tekrar söylüyorum aynı da olabilir, farklı olabilir. Bu gruplar yine aril grupları olabilir. Bu gruplar yine alkil grupları olabilir arkadaşlar. Ama bu sefer hidrojen olmayacak. Karbonile bağlı hidrojen olmayacak. O zaman da buna keton diyeceğiz. Bu şekilde ayırt edeceğiz. Aldehitlerin fonksiyonel grubu arkadaşlar C çift bağ OH. Yani kimyasal tepkimeye giren kısımları, aldehit olduğunu anladığımız kısım, kimyasal tepkimelerde etkin olan kısım şu kısım. C çift bağ OH. Ketonlarda ise fonksiyonel grubumuz arkadaşlar C çift bağ O. Yuvarlak içine aldığım yere dikkat edin. Şimdi aldehitleri tanımakla başlıyoruz. Aldehitlerin en basit üyesi formaldehittir. Bir karbonlu aldehitimiz vardır arkadaşlar.
formaldehit bileşinde karbonil grubun karbon atomuna iki hidrojen atomu bağlanmıştır. Yani özel durum burası. Normalde bir tane zaten olmak zorunda her halükarda. İkinci hidrojen olursa en küçük üyesi olur arkadaşlar. Formaldehit olur. Tabii ki formaldehit arkadaşlar bunun özel adıdır. Normalde Yupak buna şunu diyecek. İlerleyen kısımlarda göreceğiz ama şimdiden söyleyeyim. Karbon sayısına göre referans alır Yupak. Der ki bu bir aldehit mi? Aldehit. Karbon sayısı kaç? Bir karbonlu. Bir karbonlu alkanın ismini söyler. Sonuna aldehite özgü ek olan alekini ekler. Metanal. İki karbonlu olsa etanal, üç karbonlu olsa propanal şeklinde bir sistematiği vardır. Şu anda biz sadece yapının aldehit mi yoksa keton mu olduğunu ayırt etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Adlandırmaya geleceğiz zaten. Bakın R, C çift bağ, OH, aldehit. Burada gördüğünüz gibi birine bağlanmış yapıya bir aril grubu bağlanmış olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu aril grupları da olabilir. Yapıya hidrojen de bağlanabilir. Bunları gösteriyor zaten arkadaşlar. Burada anlatmak istediği durum bu. Peki devam edelim. Karbonil grubuna aynı ya da farklı iki alkil ya da aril grubu bağlanması oluşan yapılar ise keton denir. Yani şöyle C çift bağ O biraz önce göstermiştik aslında. R, R şeklinde. Bu R grupları ne olabilir? Alkil grupları da olabilir. Biri alkil, biri aril olabilir. İkisi de aril olabilir. Çeşitli olasılıklar var. Ama hidrojen olmayacak arkadaşlar. Hidrojen olursa o bir aldehit olur. Keton olmaz. Ketonlarda doğal olarak R yerine hidrojen yazamayacağımız için arkadaşlar en küçük üyesi 3 karbonlu olan asetondur. Bakın şurada CH3, C çift bağ O, CH3 yapısı. 3 karbonlu. O zaman bunu da söyleyebiliriz. Ketonların en basit üyesi asetondur ve nedir? En küçük üyesi 3 karbonludur. Bunu da söyleyebiliriz. 3 karbonlu. Hatta buradan nereye bağlayalım? Şimdi dedik ya aldehitlerin de ketonların da genel formülü CnH2nO. Hem aldehit hem de ketonların genel formülü, kapalı formülü buysa ve bunlar birbirinin izomeri ise aldehitlerin en küçük üyesi 1 karbonlu. Ketonların en küçük üyesi 3 karbonluysa şunu söylememiz gerekir o zaman. 1 karbonlu ve 2 karbonlu aldehitin keton izomeri yoktur. Keton izomeri yoktur. Yani izomerlik nereden başlar? Üçüncü karbondan itibaren başlar arkadaşlar. Bakın açil grubuna radikal grup bağlamış. Yani burada C çift bağ'a radikal gruplar bağlı keton. İşte C çift bağ'a radikal gruplar bağlı keton. C çift bağ'a radikal gruplar bağlı keton. Şu anda yani keton olup olmadığını, aldehit olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu anda tek hedefimiz bu. Peki şöyle hemen geçelim. Aldehit ve ketonu ayırt etmeyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Aldehitlerin ilk üyesi olan formaldehit bileşinde karbonil grubuna iki tane hidrojen atomu bağlanmıştır. Buradaki özel durumdan bahsetmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane hidrojen zaten olmak zorunda karbonile. İkinci hidrojen de olursa bu bir aldehit olduğunu söylüyor. Karbonil grubundaki karbon atomunun da yine SP2 hibritleşmesi yapmış olduğunu ne yapmış arkadaşlar? Vurgulamış gördüğünüz gibi. Peki devam edelim. Ketonların da en küçük üyesi 3 karbonlu aseton olduğunu söyledik zaten. Bundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Peki devam. Diyor ki ketonların fonksiyonel grubu C çift bağ O'dur. Karbonil grubudur yani. Ve böyle ne yapılır? CO diye gösterebilir. Yani burada bu şekilde gösteriyor. Aldehitlerde de geçmişti ama ben üzerinde durmadım. Aldehitlerde de şöyle bir gösterim şekli var. R, C, H, O. Bakın şu şekilde kapatabilir. Bu C, H, O diye kapattığı zaman aldehit, C, O diye kapattığı zaman arkadaşlar yapı bir keton olduğunu anlayacağız. Yani böyle yapıyı yazıyor mesela gidiyor. İşte karbon, karbon, karbon gidiyor. En sonunda diyor ki CHO diye bitiriyor. Siz bunun aldehit olduğunu anlayacaksınız. Ya da yapıyı yazıyor. İçeriye CO diye yazıyor. Devam ediyor. CO diye yazdığın zaman bunun da bir keton karbonili olduğunu anlamamızı istiyor. Yani böyle bir kapalı yazım şekli var arkadaşlar. Aldehitlerin en basit üyesi formaldehittir. Söyledik zaten. Formaldehit bileşindeki karbonil grubunun karbon atomuna iki tane hidrojen atomu bağlandığından bahsettik. Karbonil grubuna bağlı olan radikal gruplar aynıysa, şimdi ketona geçti. Aynı ise radikal gruplar, R grupları, simetrik keton. Farklı ise asimetrik karışık keton. Bu bize neyi hatırlatmış olması lazım? Eterleri hatırlatmış olması lazım. Eterlerde de aynı şeyi söylüyor muyduk arkadaşlar? Söylüyorduk. Eterlerde de oksijene bağlı olan gruplara göre yorum yapıyorduk hatırlarsanız. Orada da ROR yapısıydı eter yapısı. Burada da R, C çift bağ, O, R yapısı. Bakın aynı mantık. Oksijene bağlı radikal gruplar aynıysa simetrik eter, farklıysa karışık eter. Karbonil grubuna radikaller aynıysa bağlı,
simetrik eter, basit eter. Şey, basit keton, özür dilerim. Simetrik keton, basit keton. Eğer R'ler farklıysa karışık asimetrik keton diyoruz. Karbonil grubuna bağlı. Bakın göstermiş. Karbonil grubuna bağlı. R'ler farklı. O zaman karışık asimetrik keton. Karbonil grubuna bağlı R'ler farklı. Karışık asimetrik keton. Karbonil grubuna bağlı R'ler aynı. Simetrik basit keton. Karbonil grubuna bağlı R'ler aynı. Simetrik basit keton diyoruz. Evet, şu anda dediğim gibi ne yaptık? Aldehitle ketonun ayırt edilmesini öğrenmiş olduk ve bazı temel bilgileri öğrendik. Şimdi gelelim, bunlar nasıl adlandırılıyor arkadaşlar? Adlandırma kuralları gelsin. Şimdi aldehit ve ketonların adlandırması aynı sistematikle geçecek. Önce aldehitleri, sonra ketonlara geçecek arkadaşlar. Şimdi ama ortak olan husus şudur. Karbonil grubun için en uzun karbon zincirini seçeceğiz. C çift bağ O'yu içine alacak en uzun karbon zincirini seçeceğiz ve biz buna ana zincir diyoruz. Karbonlara numara verirken karbonil grubuna yakın olan uçtan başlayacağız. Evet, bu sefer arkadaşlar bizim ipucumuz burada gizli. Yani hangi tarafa küçük numara gelecek? C çift bağ O'ya küçük numara gelecek. Hocam yapıda mesela alkol olsa da ne yapacağız? Alkol mü öncelikle, karbonil mi? Karbonil. Yapıda ikili bağ var, üçlü bağ var, hem de karbonil var. Hangisi öncelikle? Karbonil öncelikle. Yani şu anda gördüğümüz karbonil daha önceki görmüş olduğumuz arkadaşlar fonksiyonel grupların önüne geçti. Aldehit fonksiyonel grubu C çift bağ OH var ya, o zaten her zaman uçtadır arkadaşlar. Uçta olmak zorunda. Yani orası birinci karbondur. Ketonsa ortalarda olur, içeride olur ama o ketonun o karbonine küçük numara gelmesi esasımız olacak. Onu içine alan zinciri seçtikten sonra ona küçük numara geldirmeye çalışacağız. Şimdi bakın ana zinciri seçmeyi öğretiyor şu anda. 4 karbonlu bir yapı, 4 karbonlu bir yapı olduğu için ana zincirimiz böyle seçilmiş. Numaralandırmayı nereden yapıyor dikkat edin. Karbonine küçük numara gelecek. Aldehittir bu. Aldehit karbonine küçük numara gelsin. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırıyor. Aynı şekilde bu da bir keton yapısı arkadaşlar. Keton karbonilini içine alan zinciri seçtik. Keton karbonine küçük numara gelmesin. Sağdan başladım 1, 2, 3. Soldan başladım 1, 2, 3, 4. Büyük numara geldi. Olmadı, o zaman sağdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralandırmayı öğrendik. Peki tamam, numaralandırmayı öğrendik. Peki şimdi nasıl okuyacağız? Aldehitler dallanmanın bulunduğu karbon numaraları ve dal adları yazıldıktan sonra ana zincirde karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbonun adının sonuna aleki getireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 3 ve 4 karbonlu aldehitleri vermiş. Ben birden başlayayım şuna. 1 karbonlu aldehitimiz. 2 karbonlu aldehitimiz. Onları da ben yazmış olayım. Onları da söyleyeyim. Şimdi 1 karbonlu aldehitimiz arkadaşlar. Alkanımızın ismi ne? 1 karbonlu metan. Sonuna aleki getiriyoruz. Metanal. Yupak adı. 2 karbonlu aldehitimiz. Aldehit, bakın aldehit olduğunu nereden anladık? C çift bağ OH. Toplam karbon sayısına bakıyoruz. Karbonil grubu da dahil. 2 karbonlu etanal. 3 karbonlu numaralandırmış ama sonuçta sadece karbon sayısını görmek için bakıyoruz. 3 karbonlu propanal. 4 karbonlu arkadaşlar butanal. 5 karbonluyu da ben yazayım. CH3, CH2, 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 C çift bağ OH. Ya illa sağ uçta olmak zorunda değil. Bunu da söyleyeyim. Solda da yazabilirdik. Yani molekül dönebiliyor arkadaşlar. O yüzden hani o şekilde bir algı oluşmasın. Hep sağda mı olur acaba diye. Hayır. Solda da olabilir arkadaşlar. Başta olması önemli olan. 5 karbonlu arkadaşlar nedir? Pentanal şeklinde. Bir dememize gerek yok. Çünkü denmez, daha doğrusu dememize gerek yok demeyeyim. Denmez çünkü zaten birinci karbondur orası. Uçta olacağı için mecburen birinci karbondur. Yer belirtilmez o yüzden arkadaşlar. Ancak işte üzerinde dal varsa dalın yeri belirtilir. Yoksa düz zincirse yer belirtilmez diyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Yine tabii ki homologluk devam ediyor, dikkat ediyorsunuz. Yani mesela metanal ile etanol arasında CH kadar fark vardır. Etanol ile propanol arasında CH kadar fark vardır. Propanol ile butanol arasında CH kadar fark vardır. Bu CH kadar farka homologluk deniyor. Şimdi dallanmalı bir örnek vermiş. En uzun arkadaşlar karbonil grubunda için alacak zinciri seçtik. Karbonile küçük numara gelsin diye sağdan başladık. Şurada üçüncü karbonda bir metil dalı var. Yerini belirttik. Sonra karbon zinciri kaç karbonlu? 4 karbonlu olduğu için 4 karbonlu alkanımızın isminin sonuna aleki getirdik. Yer belirtmedik, dikkat ediyorsunuz. Butanal dedik. Bu da metanaldeki hidrojen çıkmış, yerine fenil grubu bağlamış arkadaşlar. Fenil metanal şeklinde yupak kabul ediyor bu adlandırma sisteminde. Mantık bu arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi. Devam edelim.
Peki ketonda ne yapacağız? Ketonda da diyor ki yine mantık aynı. Dallanmaların bulunduğu karbon numaraları ve dal adları yazıldıktan sonra ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbon adının sonuna bu sefer 10 eki getiriyoruz. Keton karbonine küçük numara gelecek şekilde numaralandırıyoruz. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Normal adlandırma kurallarını işletiyoruz. Şimdi en küçük ketonumuza başlayalım aslında. CH3, C çift bağ O, CH3'ü ben yazmış olayım. İsmi arkadaşlar karbon sayısına bakıyoruz. 3 karbonlu. 3 karbonlu alkanımız kim bizim? Propan. Sonuna 12 getiriyorum. Propanon. 4 karbonlu yazayım. CH3, C çift bağ O, CH2, CH3. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? 4 karbonlu olduğu için butan 10 diyeceğiz. 10 ekini getireceğiz. Şimdi yer belirtmeme gerek var mı burada? Yok. Çünkü başka türlü propanonu belli yazamam. Yani 2 propanon denmez ya da 2 butanon denmez. Çünkü başka bir olasılık yok. Ama 5 karbonludan itibaren arkadaşlar yer belirtmek zorundayım. Bakın burada mesela bir de ben şu olasılığı yazayım. CH3, CH2, C çift bağ O, CH2, CH3. İkisi de gördüğünüz gibi 5 karbonlu keton arkadaşlar. Keton olduğunu nasıl anlıyoruz? R, CO, R yapısı. Bize keton olduğunu gösteriyor. Şimdi yukarıda kendi vermiş olduğu kitabımızda arkadaşlar numaralandırma yaparsak keton karbonuna küçük numara gelsin diye sağdan başlıyoruz. O yüzden ismi ne oluyor? 2 yer belirtiyoruz. Pentanon. Benim yazmış olduğumda da sağdan da soldan da saysanız 3. karbondur arkadaşlar. Keton karbonlu. O yüzden ismi ne olacak? 3 pentan 10 olacak. O zaman pentanonda yer belirtmek zorundayız. Çünkü 2 pentanon da var, 3 pentanon da var. Bunlar mesela birbirinin izomeridir. Konum izomerisidir arkadaşlar. 2 pentanonla 3 pentanon birbirinin konum izomerisidir. Peki dallanmış olursa ne yapacağız? Mesela hemen yandaki örneğe bakıyoruz. Ve güzel bir örnek olmuş arkadaşlar. Baktığınız zaman alkol fonksiyonel grubu da vardır. Keton fonksiyonel grubu da vardır. Yani bu bir polifonksiyonel bileşiktir aslında bakınca. Bu polifonksiyonel bileşiğimizin öncelik sırası alkol müdür yoksa keton mudur sorusunun cevabı nedir arkadaşlar? Ketondur diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çünkü ketona karbonine küçük numara gelmek zorunda. Kurallarımız bu şekilde söylüyor. O zaman sağdan başlıyoruz numaralandırmaya. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Dördüncü karbonda OH grubu hidroksi diye okuyoruz. 4 hidroksi 2 yer belirtiyoruz arkadaşlar. Pentanon diye ne yaptık? Söylemiş olduk. Peki halkada direkt bakın karbonil grubu olabilir. Halkanın içine gömülmüş olan. O zaman normal yapı sikloheksan yapısıydı ya. Ketona dönüştü sonuçta yapı. C çift bağ O var. O zaman ismi sikloheksanon oldu. Burada ise arkadaşlar eğer keton karbonil. Bu bir keton sonuçta. R, CO, R. Keton karbonine bağlı bir aril grubu varsa o zaman arkadaşlar o keton karbonu bir numara diyeceksiniz. 1, 2, 3 diye numaralandırdık. Birinci karbona gördüğünüz gibi kim bağlı? Fenil grubu. Benzen bir yere bağlandığı zaman ise fenil olur. Bir fenil, bir propanon diye ne yapacağız? Yer belirteceğiz. Çünkü hani bu içeride ama sonuçta dal gibi düşünülüyor bağlanan fenil grubu. O yüzden yer belirtiyoruz. Bir propanon şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Peki. Şöyle hemen bakalım yandaki önemli bilgilere. Demiş ki karbon zincire numara verirken karbonil grubu hidroksil grubundan öncelik. Bunu söyledik. İkili bağdan, üçlü bağdan, hidroksil grubundan karbonil grupları önceliklidir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tamam devam edelim. Başka önemli notumuz var mı? Dikkat demiş. 3 ve 4 karbonlu ketonlarda karbonil grubu farklı konumlarda yazılamayacağından dolayı karbonil grubunun yerini belirtmeye gerek yoktur. Söylemiştim zaten. Propanonda 2 propanon denmez. Butanonda da 2 butanon denmez. Çünkü başka bir olasılık yoktur arkadaşlar. Tamam bunu da söylemiştik zaten. Tekrar etmiş olduk. İyi oldu. Geçiyorum. Sistematik adlandırmada karbonil grubunun karbon numarasının 10 ekinden önce de yazılabilir. Bunu alkollerde de yapmıştık hatırlarsınız. Yani şöyle demek ki 2 pentanon dedik ya biraz önce adlandırmada. Pentan 2 on da diyebiliriz. Alkolde de vardı bu. 2 pentanol, pentan 2 ol. Yapılabilir arkadaşlar. Böyle bir şey de yanlış değil. Şimdi buraya kadar sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani sistematik adlandırma kurallar dahilinde olduğu için. Şimdi gelelim özel adlandırma. Özel adlandırma biraz arkadaşlar aldehitte sıkıntı oluşturabilir. Çünkü alkoller, primer alkoller hatırlayalım. Bir kademe yükseltgendiği zaman aldehit oluşuyordu. Mesela şöyle bir sistematiğimiz vardı. Birincil alkoller hatırlarsanız bir kademe yükseltgenirse ne oluşuyordu? Aldehitler oluşuyordu. Aldehitleri bir kademe yükseltgersek bu sefer karboksilik asit oluşuyor. Bunu neden anlattım? Çünkü arkadaşlar aldehitlerin özel adlandırması karboksilik asitlerinden türeyen isimlendirme sistemi vardır. Karboksilik asit indirgendiği zaman aldehit oluşuyor ya. Yani o aldehit hangi karboksilik asidin indirgenmesine oluşuyorsa oradan türetmişler isim. Mesela şöyle diyelim.
En küçük aldehitimiz metanal. C çift bağ O H şeklinde. Bunu yükseltlediğiniz zaman arkadaşlar bir karbonlu asit oluşuyor. Bir karbonlu karboksilik asit. Kim bu? Tanıyoruz bunu. Formik asit, karınca asidi. Formik asit, karınca asit. İşte bu asidin indirgenmesinden oluştuğu için arkadaşlar buna demişler ki formaldehit. Formaldehit. Arkadaşlar bu formaldehiti tıpta kadavraların saklanmasında kullanılıyor. Bunun çözeltisi var. Formalin denen %40'lık formaldehit çözeltisinde saklıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Özelliklerini de zaten göreceğiz. Mesela iki karbonlu aldehitimiz kim? Etanol. Yükseltirsek ne olacak? Bunu da tanıyoruz. CH3COOH. Kim bu? Asetik asit. Sirke asidi. Asetik asit. Asetik asitin indirgenmesinden oluştuğu için buna da ne demişler? Aset aldehit demişler. Bunlar özel isimler arkadaşlar. Aset aldehit. İşte uzatmıyorum, aynı formatta gidiyor. 3 karbonlu olduğu zaman özel ismini yazayım direkt. CH3, CH2, C çift bağ OH. Buna yupak ne diyordu? Propanal diyordu. Biz de buna propion aldehit diyeceğiz arkadaşlar. Yani aldehit kelimesi geliyor bakın özel adlandırmada. İşte 4 karbonlu burada yok, ben yazmış olayım, siz de ekleyebilirsiniz. CH3, CH2, CH2, C çift bağ OH. Buna yupak ne diyordu? Butanal diyordu. Biz de şimdi bütir aldehit diyeceğiz. Bütir aldehit diye ne yapacağız? Özel ismini söylemiş olacağız. Arkadaşlar bu bütir batır yağdan geliyor. Zaten 4 karbonlu arkadaşlar karboksilik asitimiz bir yağ asittir. Tereyağının yapısında bulunur. Karboksilik asitlerde de böyle bir şey vardır. Yani türediği, benzediği ya da elde edildiği şeyden türettiler. Buradan geliyor. Çift karbon sayılı karboksilik asitler yağ asidi özelliği gösterecek. Onu da söylemiş olalım. Bakın benzen halkasını bağlandı. Biz buna mesela biraz önce yupak olarak ne söylemiştik? Fenil metanal demiştik. Fenil metanal bunun yupak adıdır. Ama özel adıyla nedir? Bu arkadaşlar benzaldehit. Benzen halkasına aldehit grubu bağlandığı zaman benzaldehit. Ketonların yaygın adlandırması basit. Bakın şimdi aldehitten sonra bir anda arkadaşlar çok kolay gelecek bize. Neden? Çünkü karbonil grubuna bağlı radikal grupların isimlerini söyleyeceğiz. Sonuna keton kelimesi getir. Kim gibi? Eter gibi. Bakın nedir? Karbonile bağlı gruplar kim? Metil grup. Metil, metil, dimetil, keton. Karbonile bağlı grup etil, metil. Alfabetik sıraya yine dikkat edeceğiz. Önce etili söyleyeceğiz. Sonra metili. Etil, metil, keton. Karbonil grubuna fenil grubu bağlı, etil grubu bağlı. Alfabetik sıra etil önce geliyor. Etil, fenil, keton. Karbonil grubuna iki tane fenil grubu bağlı. Difenil, keton şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Adlandırmamızı yapıyoruz. Yani ketonların özel adlandırması gayet kolay gördüğünüz gibi. Yalnız bir şeye dikkat etmenizi istiyorum bu özel adlandırmada ketonların. Size mesela bu şekilde dedi ki etil metil keton. Siz de mesela karbon sayısını bulmanız lazım ya da genel formülü yazacaksınız, kapalı formülü yazacaksınız. Şu hata yapılıyor, o yüzden uyarmak istiyorum. İşte etil metil keton. Etilde kaç karbon var? 2. Metilde kaç karbon? 3. 3 karbonlu keton. Hayır, yanlış arkadaşlar. 4 karbonlu keton. Ketondaki karbonlu unutmayın lütfen. Karbon sayısına dahil etmeyi unutmayın. Karbon sayısı hesaplanırken genelde hata yapılıyor. O yüzden özel adlandırmadan lütfen karbonildeki karbonu, toplam karbon sayısını hesaplarken dahil etmeyi unutmayın. Yoksa arkadaşlar sorunuz gider. Peki adlandırma bitti arkadaşlar. Var mı bakalım yanda bir not? Önemli bilgi demiş. Çok bilinen aldehitler, formaldehit, asetaldehit, benzaldehit. Bunlar özel ad biliyorsunuz. Yaygın adları olan bu adlar aynı zamanda yupak adı olarak da kabul edilebiliyormuş. Yani bazen yupak arkadaşlar çok, mesela izopropil grupları da böyledi. Normalde yaygın bir isimdir ama o kadar çok kullanılıyor ki, o yüzden yupak bunu da arkadaşlar ne yapmıştır? Kendi bünyesinde kabul etmiştir. O yüzden hani bazı şeyler böyle yupak sitesinde ya da özel araştırma falan yaptığınız zaman yupağın ismi diye asetaldehit dediği zaman şaşırmayın diye bu bilgiyi vermiş. Ama biz yine tabii ki sistematiği bileceğiz. Asetaldehit bunun yaygın adıdır. Etanol ise, iki karbonlu olduğu için etanol ise bunun neydir arkadaşlar? Yupak adıdır diyoruz. Böyle bir bilgi de vermiş. Peki sorumuz gelsin. Şimdi bize 3 tane arkadaşlar bileşik vermiş. Bu bileşik molekül vermiş. Bunlardan hangisi yanlıştır? Bakıyorum şimdi hızlıca. İsimlerini sormuş arkadaşlar. O zaman biz de başlayalım isimlerini. Şimdi önce aldehit mi keton mu diye bir ayırt edelim. R, C, çift O, R şeklinde olduğu için bu bir. Gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Keton. Önce yazalım. Keton bu. R, C, O, H. C, O, H olduğuna göre bu bir nedir? Aldehittir. Üçüncü bileşiğimize bakıyorum. R, C, O, R'ye OH bağlamış. C, H, OH bağlamış. Şimdi burada bir hem keton yapısı var arkadaşlar, hem de alkol yapısı var. Bu bir polifonksiyonel gruptur. Ki
B şıkkında hemen gördüm bunu. Üçüncü bileşik polifonksiyonel bileşiktir demiş. Doğru söylemiş. Yapıda hem keton hem de alkol grubu vardır. Yani yapı hem alkol özelliği gösterir hem de keton özelliği gösterir. Yani polifonksiyoneldir. Peki isimlendirelim arkadaşlar. Birinci bileşimiz keton. Karbon ile küçük numara gelmesini istiyorum. O yüzden sağ taraftan numaralandırmamız. 1, 2, 3. Burada 2 tane karbon var. 4, 5. 2, pentan, 10. Yupak adı. Özel adıyla şurası metil grubu. Şurası propil grubu. Metil, propil, keton diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Metil, propil, keton. Tamamdır. İkinciye geçiyorum. Aldehit'e küçük numara gelecek. 1, 2, 3, 4. Şurası bakın dal oldu. O zaman ne oldu bunun ismi? 2 metil, 2 metil, 4 karbon olduğu için butanal diye adlandırdım. Özel adlandırma yaparsam ikinci karbona metil bağlı olup 2 metil, daha sonra 4 karbonun özel ismi neydi? Butiraldehit diyeceğim. Ya da bu aldehit ve karboksilik asitlerde özel bir adlandırma yöntemi var. Alfa, beta diye. O öyle bir şey var. O da kazanım dışı. Çok girmiyorum. 2 metil butanal yupak adıyla bırakalım arkadaşlar. Burada ise OH da var arkadaşlar. Karbonil her halükarda 3 karbonlu yapın tam ortasında. OH'a da küçük numara gelmesini istediğim için şöyle sağdan başlamam mantıklı olur. 1 hidroksi, 1 hidroksi, 2 proponon demem mantıklı burada. 2 proponon diyebiliriz. Çünkü dal var ya, yer belirtiyorum. Ya da sonuçta gerçi 2 proponon dememe de gerek yok. Proponon da desek doğrudur. Çünkü başka bir yazım şekli olabilir mi? Olamaz. Çünkü hidroksin yerini belirttim zaten. 1 hidroksi proponon diyebiliriz. Yani şu 2'yi şöyle desek olur. Demesek onu yani sıkıntı oluşturmaz. O yüzden öyle diyeyim en azından. Birinci bileşiğin sistematik adı 2 pentanondur. Evet söyledik zaten. Bakın 2 pentanon. İkinci bileşiğin sistematik adı 2 metil butandır. Butanaldir. Evet doğru. 2 metil butanal. Üçüncü bileşiğin adı 2 karbonil. Arkadaşlar C çift bağ O hiçbir zaman karbonil diye okunmaz. Yani böyle bir okuma şekli yok. 2 karbonil 1 proponol denmez. O yüzden cevap Denizli. Birinci ve ikinci bileşiğin genel formülü CnH2NO'dur. Bu aldehit ve ketonların genel formülü zaten. Şimdi burada hatta birinci ve ikinci bileşik ikisi de 5 karbonlu dikkat ediyorsanız. 5 karbonlu olduğu için bunlar birbirinin fonksiyonel grup izomeridir de diyebiliriz. Hani ekstra bilgi olarak da bunu söylemiş olalım. Peki arkadaşlar şimdi bir etkinliğimiz var. Etkinlikle devam edelim. Etkinliğimiz yine adlandırma üzerine aldehit ve ketonları karışık olarak vermiştir. Evet ilk şeyle başlıyoruz hemen. Şimdi önce aldehit mi keton mu ona karar verelim. Bu bir keton bakın R, C çift bağ O, R yapısı var. Bir de ekstra fonksiyonel grup olarak yine OH var. Bu tür durumlarda karbonile bağlı bir aril grubu varsa arkadaşlar oraya 1 değil. 1, 2, 3, 4. Şurası dal, şurası dal olacak. Bu da dal olacak. Birinci gruba fenil bağlı. Birinci karbona. Üçüncü karbonları da metil ve hidroksi grupları bağlı. Alfabetik sıraya göre 1 fenil diyorum. 3 hidroksi diyorum. 3 metil diyorum. Sonra yapı 4 karbonlu olduğu için 1 bütan 10. Yani yer belirtiyorum çünkü arkadaşlar oraya bağladım her şeyi. Oradan türettim. O yüzden bu şekilde yapılabilir. İkinci de benzer arkadaşlar. Bakın yine bir karbonile bağlı aril grubu var. O yüzden burası 1 olacak mecburen. 2, 3 yani halkaya gidemiyoruz. Direkt zincire gitmemiz lazım. 3, yukarıya gidiyorum 4, 5 en uzun zinciri seçiyorum. Şunlar dal oldu. Bu da dal oldu otomatikman. O zaman diyorum ki 1 fenil, 1 fenil ne diyoruz arkadaşlar sonra? 3, 3, 3, 3 dimetil, 3, 3 dimetil, 5 karbonlu olduğu için arkadaşlar 1 pentan 10 olarak ne yapabiliriz? Adlandırmayı bitirebiliriz. Hemen devam ediyorum hızlıca. Bu da bir keton arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız C çift bağ O var. Diğerleri R grupları. Küçük numara gelsin diye soldan başlamam mantıklı. Çünkü arkadaşlar sağdan başlasam daha büyük numara gelecek. Şurası dal, burası dal. 2 ve 5'te gördüğünüz gibi metil var. 2, 5 dimetil, 2, 5 dimetil, 3 hexan 10 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dördüncüye bakıyorum hemen. Bu da bir keton arkadaşlar. Bakın ketona küçük numara gelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedik. Şunlar dal oldu. Şu da dal oldu. Bromo önce söylüyorum. 2 bromo diyorum arkadaşlar. 5, 5 dimetil diyorum arkadaşlar. Ve en uzun zincirimiz 7 karbonlu. 3'te de karbonil grubu olduğu için 3 heptan 10 şeklinde
bitiriyoruz. Peki hemen kalan örnekleri de yapalım. Dersimizi öyle bitirelim arkadaşlar. Kalmasın. 4 tane daha örnek var. Hızlıca yaparız zaten. Şimdi 5. örneğimizde aldehit. Aldehit olduğu için mecburen burası 1 olacak arkadaşlar. 1, 2, 3. Yukarı mı döneceğim? Sola mı? Sola gideceğim. Neden? OH var bakın arkadaşlar. Fonksiyonel grup var. Ona da küçük numara gelmesini istiyorum. O yüzden 4, 5. Onu da içine alacak şekilde. O zaman şurası dal oldu. Burası dal oldu. OH zaten dal. Kim var dal olarak? 3. 3 etil var. 3 etil var. 3 de metil var. Ama hidroksi önce söylüyorum. 3 etil. 3 hidroksi. 3 hidroksi olur mu? Kaçta hidroksi? 5'te. 5 hidroksi diyorum. 5 hidroksi. 3 metil. 1 dememe gerek yok. Çünkü aldehit her zaman 1'dir. 5 karbonlu olduğu için pentanal olarak bitiriyorum. 6. bakıyorum. Yine bir keton yapısı arkadaşlar. Ketona küçük numara gelsin diye soldan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunlar dal oldu arkadaşlar. 5'te hidroksi dalı var. 5 hidroksi. 5'te metil var. 5 metil. Karbonin yerini belirtiyorum. 3 diyorum. Hexan-10 olarak bitiriyorum. Devam ediyorum. Hem aldehit hem keton var. Aldehit küçük numara. Hem aldehit hem keton varsa aldehite küçük numara gelecek arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi aldehiti nasıl okuyacağım? Dikkat edin şimdi. 2'de ve 5'te metil gruplar var. Onları bir aradan çıkartalım. 2, 5, dimetil. Dikkat edin şimdi. 2, 5, dimetil. 4, okso. Yani okso diye okunuyor arkadaşlar. Keton karbonlu okunurken okso. 4, okso. Alt karbonlu olduğu için arkadaşlar hexanal diye ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Son olarak yine bakın karbonine bağlı bir ne var? Yani halkalı bir grup varsa o zaman 1 diye başlayacağız. 1, 2, 3, 4 yapacağız. Şurası dal, burası da dal olacak. 3'e metil dalı bağlı. 3 metil. 1'e siklohexil, değil mi? Böyle okunur. Siklohexil. Kaç karbonlu? 4 karbonlu. 1 bütanon şeklinde ne yapılır? Adlandırma bitirilir. Bu şekilde arkadaşlar aldehit ve ketonlarla ilgili etkinliğimizi de çözmüş olduk. Dersi burada bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.